Merhaba arkadaşlar, ben FemiUyar.net'in editörü. Bugün sizlerle bu Strap 3 eğitim setimizin 49. bölümüyle beraberiz. Scrollspeed pluginleri devam edeceğiz. Yani Scrollspeed eklentisine. Geçen ders şöyle bir şey yapmıştık. Hatırlıyorsanız. Şuna tıkladığımızda şu geliyordu. Aşağı doğru da kendiniz kaydırabilirdiniz. Bu şekilde scroll çubuğuna hükmedebiliyorduk. Sectionlar ile. Hemen geliyorum. Şuradan navbarı kapatıyorum. Şunu HTML yorumu uyguluyorum. Şunları da silelim. Tamam. Evet. Bu sefer yapacağımız yan yana olan bir section'ı nasıl scroll ile kontrol edebiliriz. Section nasıl alt bölümlere geçebiliriz onu göreceğiz. Bunları silelim. Bunlara gerek yok artık. Hemen geliyoruz. Hat türü geçen derslerde gösterdim size pills'leri kullanalım bu ders. Öyle. Now pills diyelim. W3C'nin örneğini kullanacağız. Top 20 piksel yukarıdan boşluk bırakıyoruz. Pozisyonunu yapıştırıyoruz. Position fixed. Fixed diyorum. Yapıştır diyorum. Bu şekilde hatları ekranda hep sabit tutacak. Sectionlar aşağı doğru geçerken bunlar hiç ekrandan kaybolmayacak. Bu yüzden bu işe yarıyor. Hemen gelelim aşağıya. Bunu göstereyim ben size. Arkadaşlar. Tabii şunu bir yapmamız lazım. Şurada bir medya sorgusunu yazmamız lazım. Medya screen ve diyorum maksimum genişlik 810 piksel oluncaya kadar ne yapsın? Şurada section 1'den section 2 şöyle kopyalayalım. Section 3 section 4 section 5 section 6 ve Section 7 içinde bu kodları kullanacağız. Hangi kodu kullanacağız? Tabii ki soldan 180 piksel boşluk bırakacağız. Arkadaşlar, şimdi bunun aslında ne işe yaradığını göreceksiniz. Scroll'u neye bağlayacağız? Artık navbara bağlamayacağız. Özel scroll diye bir ID'li navigasyon elementime bağlayacağım. Özel scroll bunun ID'si. Şu ID'ye bağla diyorum. Şunu el yapmaya gerek yok. Tamam. Şimdi hemen div class container. Tamam, güzel. Hemen bir div class bir satır oluşturacağım. Role container dış katmanımı oluşturdum. İçerisinde de bir satır division'ı oluşturdum. Artık navigasyon HTML5 elementimi yazabilirim. Şimdi bu navigasyonu neye bağlayacağım? Yukarıda hemen bir ilk önce bunun bir genişliğini belirteyim. Bootstrap ile. Yani call. Call small 3 bunun için ayıralım. Hemen bir alt kısmına da bir division açalım. Buraya da 9 verelim. Call small 9 diyorum. Evet. 9'a 3. Biliyorsunuz 12 parçaya bölünür ekran. 3 ben buna verdim. 9 da normal içeriğime veriyorum. 9 sütunda. Evet. Burada
ID vermemiz lazım. Ne vereceğiz? Yukarıda belirttiğim gibi özel scroll şu ID'yi şuraya bağlayacağız ki burası sayfada değişmeyen kısım olsun. Diğer kısım aşağıya doğru olsun. Hemen geliyorum. Bir UL class'ı oluşturuyorum. UL class now var. Evet, now pills. Tamam. App oluşturduk. Niçin yazmamışım bu kadar uzun süre anlamıyorum. Now state diyelim. Tamam. Evet. Lee'mizi oluşturduk. Tabi bu aktif klası, yani ilk aktif olsun. Başlangıç için. Sonra aref. Yukarıdaki section'larımı oluşturmaya başlayayım. Şöyle. Section 1 diyelim. Hiç önemli değil. İlk section'ın da olduğunu anlamanız için. Evet. Diyoruz. Tabii şuradan alt tuşuna basıp aşağı doğru çekiyorum ve bunları siliyorum. Tek bir tane aktif klası olabilir. Bakalım ne oldu. Güzel. 7 tane section'ımız, 7 tane hub şeklinde section'ımız oluştu. Güzel. Şimdi bir klas 9 tane de, bakın 3 şuraya ayırdık. Şuraya 3 ayırdık. Şöyle. Şuraya da 9 ayırdık. Şöyle. Burası 9. Burası 3. Bu yüzden buraya call small 3 ve call small 9 dedik. Ve hemen başlıyoruz ve diyoruz ki div id section 1. Section 1. Hemen İçerisinde bir H1 ile konuşalım. Section 1 diyelim. Bir tane de paragraf oluşturalım. Böyle bir şey söyleyelim. Şimdi şuradaki division'ı arttıralım. Section 2, Section 3, Section 4, Section 5, Section 6 ve Section 7 yapalım. Şu 2, şu da 2. Section 3, Section 3, Section 4, 4, 5, 5, 6 7 diyelim. Şuraya bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Hemen şuraya şöyle bir ekleme yapalım. Section 1 diyelim. Artık hangisini yapıyorsanız. Color'ını beyaz yapalım. Background color'ını da zaten yukarıda yapmışız. Yukarıda zaten yapmışız. Tamam. Yukarıda yaptıysak sıkıntı yok. O zaman şunu
değiştirelim. Call small 9 dedik ya. Division'ın call small 9 div diyelim. Bunların division'ına bir yükseklik ataması yapalım. 340 piksel uygun mu? Bakalım. Şuradakilerin yüksekliğini arttırıyorum. Uygun gibi. Şöyle yapalım. 350. Güzel. Fontları büyütelim arkadaşlar. Font size'ı da 26 piksel yapalım. Evet. Bakın ben scroll çubuğunu bakın. Dikkat edin. Ben ikinci section'a geldiğim andan itibaren bakın şuraya dikkat edin. Bakın section 2 şuraya section 1. Bakın section 3'e geldim. Şurası section 3'e geçti. Bakın şuradan section 4'e geldim. Section 4'e geçti. Section 5'e geldim. 5'e. Bakın burada ben scroll çubuğunu oynattıkça en aşağıya doğru gördüğünüz gibi kayıyor. Halbuki ben burada section 7'ye bastığımda da direkt 7 açılacak. Bakın 3'e bastığımda 3 açılacak. 1'e bastığımda 1 açılacak. 5'e bastığımda 5 açılacak. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru. Hem buradan ben scroll çubuğunu oynattığımda şurası da iniyor aşağıya. İstersem şuradan da bastığımda direkt o bölüme gidebilirim. Bu şekilde de bir arkadaşlar scroll speed kullanabilirsiniz. Bu bir eklendi. Bu strap'ı böyle bir özelliği size tanımlıyor. Tabii burada illaki hapları kullanmak zorunda değildiniz. Yani ne yapıyoruz demek zorunda değilsin. Burada buton olabilirdi, link olabilirdi. O size kalmış arkadaşlar. Bu sizin nasıl bir site yapmak istediğinize bağlı olarak değişecektir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı çalışmalar diliyorum.